Panik yapmayın cümlesini tekrar söylüyorum. Şu an itibariyle domuz gribi teşhisiyle salt ölen vaka sayımız 2. Ama domuz virüsü etkeni H1N1 virüsünün etken olduğu, ilave hastalıkların da olduğu, işte böbrek yetmezliği gibi, kardiyovasküler hastalık gibi, immün sistem yetersizliği gibi, 65 yaşın üzerinde farklı sağlık sorunları olup da vefat eden ve bu vefat edenlerin içinde de H1N1 virüsü teşhisi koyduğumuz vaka sayısı da 12. Dolayısıyla vefat edenlerin tamamını H1N1 virüsünden vefat etmiş gibi kamuoyuna deklare etmek ve bu arada panel sebep olmak doğru değil. Yani neticede 83 yaşındaki bir annemizin zaten böbrekle ilgili sorunu var, solunum sistemiyle ilgili sorunu var, immün sistemle ilgili sorunu var. Bu arada bir viral enfeksiyon, bu H1N1 olabilir, bir farklı virüs etkeni de olabilir veya herhangi bir bakteriyel enfeksiyon da olabilir. Dolayısıyla hadiseyi bu şekilde değerlendirmesi gerekir kamuoyunun. Ama biz viral enfeksiyonlar anlamında, gripal enfeksiyonlar anlamında kamuoyunun özellikle çocuklar adına annelerin, babaların hijyen açısından tedbir almalarını, sağlıklı beslenmelerini, sulu gıda almalarını tavsiye ediyoruz bütün vatandaşlarımıza. El ve ağız sağlığına ne kadar çok dikkat edersek, direncimizi düşürecek ilave yüklerden ne kadar uzak durursak, bir de sağlıklı beslenme ve ortamın temiz havasına ne kadar çok dikkat edersek, inanıyorum ki bu viral enfeksiyon salgınlarından da toplum olarak o kadar az etkileneceğiz. Efendim şimdi bilinen 3 tane ilaç var mücadele için ve grip aşısı var. Siz de öneriyorsunuz bunu. Hamileler için, risk grubu için, 0-2 yaş grubu için, yine sıfır, bu kalp hastaları, böbrek kronik hastalığı olan. Ama eczan depolarında bulunmuyor. Hayır. Şu anda grip aşısı ile ilgili en ufak bir sıkıntımız söz konusu değil. Diğeri de Temoflu ilacı bütün hastanelerimize biz bakanlık olarak ücretsiz dağıtabileceği, toplum sağlığı merkezlerine yine dağıtabileceği ilaçları dağıtımını yaptık. İlaç bulunmuyor diye bir şey bugün için söz konusu değil. Son durum. Ama zaten ilacı olan bir hastalık da değil. Bu yardımcı destek tedavi veya koruyuculukta kısmen destek veren bir alan aşılarımız. Yoksa %100 koruyuculuk söz konusu değil aşıda. Bu bütün virüsler için. Çünkü virüs her yıl şekil değiştiriyor. O nedenle bu anlamda ama risk gruplarına tedbir amaçlı bunu tavsiye ediyoruz. Tedavi amaçlı demiyorum, tedbir amaçlı. Ve destekleyici tedavide de Temoflu ilacını yine biz bakanlık olarak, ücretsiz olarak hastanelerimize ve toplum sağlığı merkezlerine ilaçlarda tedarik edildi. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Ama en önemlisi bakın hijyen, sağlıklı beslenme ve istirahate dikkat et. Afyon'dayız efendim. Afyon'un termal suyunu da şey yapıyor musunuz? Afyon tabii yani neticede sağlıklı bir bünye için termal kaplıcaların önemli bir desteğe katkısı var. Teşekkür ederiz efendim.